Ben Ebru, eşim Chris. Köpeğimiz, yani çocuğumuz Linda. Linda Cane Corso cinsi, 6 yaşında. İtalyan Mastifi. Linda'nın babası da bizdeydi, arkadaşımdaydı. Uzun seneler babasına da baktım. Annesini de aslında tanıyoruz. Yani ailevi olarak ırsi bir problemleri yoktu. Yani bir hastalık, bir kanser problemi yoktu. Kardeşlerinde de yok şu anda. Erkek kardeş de hala görüşüyor. Biz Linda'daki ilk sorunu sene başında ayak sekmesiyle fark ettik. İlk başta lif olabileceğini, lif sorunu olabileceğini düşündük. Bunun üzerine yoğunlaştık. Veterinerler daha sonrasında bu sorun devam edince biraz daha detaylı bakmak gerektiğini söylediler. Röntgenler başladı. Sonra röntgende bir leke dikkat çekti, kemikteki bir leke. O lekenin üzerine gidildiğinde de tomografi çekilmesinin daha sağlıklı sonuçlar verebileceği söylendi. Tomografi çekilme esnasında da kalp sorunu ortaya çıktı. Bir süre kalp ilaçları kullanması gerektiğini, ondan sonra anestezi alabileceğini söylediler. Biz bir süre kalp ilaçları kullandık. Sonrasında tomografisi çekildi. Tomografi sonuçları geldiğinde Linda'nın osteosarkom olabileceği teşhisi koyuldu. Ve Linda'ya biyopsi yapılması gerektiği söylendi. 2-3 gün sonra veterinere gittiğim zaman Linda'nın 2 biyopsi sonucunun da osteosarkom oldu, kemik kanseri oldu çıktı. Ve kemik kanseri, osteosarkom hakkında tabii bilgi edinmeye başladım, araştırmaya başladım ve veterinerlerinin de verdiği bilgiye göre çok inatçı, zor, tedavi edilmesi güç bir kanser türü. Yani neredeyse hani umutsuz denilebilecek bir vakaydı Linda. Linda'nın kanseri ve tümörü. Kemoterapi yapılma ihtimali üzerine konuşuldu. Ya da bacağının kesilmesi ihtimali üzerine konuşuldu. Amputasyonun bütün veterinerlerde amputasyonun daha doğru olduğu, en azından kanserin ilerleyişini durdurmak için Linda'nın 6 ay daha yaşayabilmesini ya da 1 sene daha yaşayabilmesini sağlamak için bütün veterinerler amputasyonu uyguluyordu. Fakat Linda 60 kilo olduğu için Linda'nın 3 bacaklı hayatına devam etmesi biraz zor olacaktı. Zaten arka bacakları da çok güçlü değil, sorunlu arka bacakları. O esnada ben yine araştırmak istedim. Bu araştırmaları yaparken de çok ani bir karar vermemiz gerekiyordu. Çünkü Linda'nın ağrıları artmaya başladı. Yani geceleri uyanıyordu, çok gerçekten yüksek ağrı kesiciler veriyordu. Yani durumu ilerliyordu ve hızlı bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Kararımız yurt dışına götürmek yönündeydi ama yurt dışına çıkma evrakları için de bir süreye ihtiyacımız vardı. Öyle hemen çıkarılabilir bir şey olmadığı için bu esnada da ben araştırmaya yine devam ediyordum. Bir videoya denk geldim YouTube'da. Muhtemelen Melis Ürkün'ün videosuydu Adolf'la beraber. O videoyu izleyince gerçekten hani böyle bir şey olabileceğine inanamadım. Yani Türkiye'de gerçekten böyle bir şey olabileceğine inanamadım. Sonra bir video daha izledim. Yani ve Ada'nın bütün videolarına girdim ve hepsi benim gibi kanser sorunu yaşamış, dünyası yıkılmış ve tedavi olmuş, iyileşmiş insanların videosu vardı. Çocukların videosu vardı. Ha, atladığım gibi ben yani telefon bile açmadan hemen Ada'ya geldim. İlk Evrim Bey'le randevumuza geldiğimizde annem, ben, Chris ve Linda. Linda'nın çok aşırı derecede veteriner korkusu var. Gerçekten yani mesela veterinerin sokağına girdiği zaman kıyamet koparan bir köpek. Asla da arabadan inmez saatlerce. Linda içeri girdi ve herkesle böyle mıncık mıncık oynamaya falan başladı. Bütün veterinerlerle falan. İçeride böyle rahat rahat dolaşıyor. Evrim'le iletişimi çok iyiydi. Direkt zaten Evrim'in yanına gitti. Annem de şey yaptı. Burada bir umut hissediyorum dedi. Sanki hadi inşallah belki dedi
biz de bize de bir umut olabilirler. Biz çünkü bir umut arıyorduk sadece. Biz savaşmak istiyorduk. Linda'nın bacağını ampute etmek istemiyorduk. Yani onun için ne yapabilirsek maksimumda onu yapmak için uğraşıyorduk. Evrim'le tanıştığımızda Evrim de aynı tabii ki bilgileri verdi bize. Amputasyonun daha sağlıklı olabileceği, işte yaşanılabilecek riskler, bütün her şey konuda bizi aydınlattı. Ama Evrim bir alternatif sundu bize. Radyoterapinin denenebileceğini söyledi. İlk kez görüştüğümüz onca veteriner içerisinde ilk kez bir ihtimal oldu bizim için Linda'da. Yani olabilir, denenebilir de, dedi bize ve biz zaten denemek istiyorduk. Yani biz zaten savaşmak istiyorduk. Hani en azından elimizden geleni yaptık, yapamadığımız noktada amputasyona zorunlu kaldık diye belki kendimizi rahatlatmak istiyorduk. Sonrasında o gönderdiği tedavi metodunu uygulamaya karar verdik. İlk seansımızı yaptık. Peş peşe birkaç seans daha yaptık. O anlar tabii çok stres doluydu. Bir de Linda'nın dediğim gibi kalp sorunu olduğu için anestezi hep bizi tedirgin ediyordu. Ama Linda hep iyi kalktı. Hiç böyle ertesi güne sıçrayan rahatsızlıkları olmadı. Yani onu rahatsız edecek hiçbir şey hissetmedi. Gayet enerji yürüyerek çıktı. Seanslarımız tamamlandığında Evrim Linda'nın acılarının daha hafifleyeceğini, zamanla basmayı deneyeceğini söyledi. Bizim için bu bir mucizeydi gerçekten yani. Linda'nın basacağı günü görebilecek miyim diye ben aylarca düşünmüşümdür. Ama dedi hani acele etme çünkü bu sonuçlar böyle hemen olmuyor. Şimdi yapıyoruz ama 3 hafta, 4 hafta sonra sen sonuç alabilirsin. Biraz bekleyelim. Tamam dedik. Bu süreçte işte Linda'yı takip ediyoruz. İlk başta Linda'nın cevap vermesi gerçekten çok zor oldu. Biz yine o umutsuzluğa kapıldık. Herhalde işe yaramadı dedik. Yani bu sefer de olmadı gibi düşündük. Linda'nın bacağı daha da şişmeye başladı. Linda'da 14 santime yakın bir tümör vardı bacağında. İçli dışlı şişiyordu ve çok aşırı ağrısı oluyordu. Biz gece yanında yatardık salonda üçümüz beraber. Yani gece kalkıp hep ağrı kesici veriyordum ki hani acısı dinsin diye. Bir de her şeyi çok hissediyor Linda. Yani belki her köpek hissediyor bilmiyorum ama ben bunu birebir yaşadım. Yani hasta olduğunun o kadar farkındaydı ki. Onun da böyle sanki savaşmak istemiyor gibi ya da inanmıyor gibi bir ruh hali vardı. İşte ben hep başaracaksın Linda, yapacaksın, yapacağız. Onunla konuşuyordum. Ama ağladığını anladığı anda daha da kötü oluyordu. Sürekli beni sakinleştirmeye çalışan bir pati hamlesi. Sonra anladım ki ben onun yanında ağlamamalıyım. Hep artık şeye gidiyordum, tuvalete gidiyordum. Ağlıyordum, ağlıyordum. Sonra gözyaşlarımı silip yanına dönüyordum falan. Böyle hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü psikolojisi aşırı etkileniyor, hissediyor. Yani zaten biz evde biraz sesimizi yükselttiğimizde bile hoşlanmıyor. Geliyor hemen ortaya giriyor. Bizi sakinleştirmeye çalışıyor falan. Öyle duygusal bir köpek benim köpeğim. Sonra bu durum daha da ilerleyince artık Evrim'le bacağı kesme üzerine konuşmaya başladık. Çünkü kan değerleri çok yükseldi. Korkmaya başladık bir de sıçramalar olabileceğine dair. Sonra amputasyon için Evrim'le konuştuğumuzda son bir hafta olarak bir ameliyat tarihi belirlemek üzere bir hafta sonra ameliyat tarihi olarak konuştuk. Bir hafta sonra kan değerlerine bakıldığında 0.3 bir düşüş gördük. Mini minnacık. Dedim ki Evrim bir hafta daha bana verir misin? Yani içimden bir ses bir hafta daha hani beklemek istiyor. Tamam dedi, bir hafta daha bekleyelim. Bir haftanın sonunda tekrar kan testine geldik.
7.6'dan 1.3'e düştü. Bir hafta içerisinde. Ve ama nasıl mutluyum? Nasıl mutluyuz anlatamam size. 1.3 yani bizim için mucize. Mucize oldu. Linda'nın bacağının şiştiği de inmeye başladı. Evrim dedi ki tamam bekleyelim. Hani kan değerleri düşüyor. Belki de sonuç alıyoruz. Bekledik ve Linda zamanla ufak ufak basma denemeleri yapmaya başladı. Ama hep kan değerlerini kontrol ediyoruz, hep kontrolle tutuyoruz. Her gün elimle kontrol ediyorum. Büyüme, ufalma, artık hani ölçüyoruz ne kadar iyi gidiyor, ne kadar kötü gidiyor. Her hafta buradaydık biz zaten. Linda ufak ufak basmaya başladı. Ben şok geçirdim. Annem ilk bana video attığında ben Evrim'e attım. Ama yani evin içinde böyle çığlıklar atıyoruz Linda basıyor, deniyor diye. Sonra Linda'nın tümörü, o 14 santimlik tümör yavaş yavaş küçülmeye başladı. Gün be gün. Yani bu gerçekten bizim için bir mucize. 14 santimlik bir tümör ve osteosarkoma, bu kadar zor bir kanseri hani bu kadar küçültüp o şu an yürüyor, koşuyor, arkadaşlarıyla oynuyor, yemesinde içmesinde hiçbir problem yok, aksine daha da iştahlı, ağrısı yok. Yani biz mesela hatırladığım böyle geceleri uyanıp ağrı kesici verdiğim zamanları hatırlıyorum, şu an bunların hiçbiri yok. Yani bu bir mucize gerçekten bizim için. Biz inanılmaz mutluyuz. Yani bu videoda ben bir video bularak buraya geldim. Bir video izledim de buraya geldim. Hani belki aynı durumda benimle aynı çaresizlikte biri varsa umarım onlara da vesile, benim videom vesile olur. Belki onlar da bu şekilde evrimi bulabilirler. Yani kanser aşılamayacak bir şey değilmiş, onu gördüm. Bu esnada tabii burada tedavi olan köpekleri de gördüm. Kemoterapi alanları da gördüm. Onların iyileşmesine de biz tanık olduk. Linda arkadaşlar da edindi. Kanser hastası arkadaşları da oldu. Yani bu kadar korkunç değilmiş. Hani bunun da bir çaresi varmış. Bunu öğrendim. Yani bize inanılmaz umut oldular. Linda'nın şu an tedavisi tam olarak bitmedi. Sürekli kontrolde tutulması gerekiyor. Biz sürekli onu kontrol ediyoruz. 6 ayda bir kontrol edeceğiz diye karar verdik ama düzenli olarak kan testlerini yapıyoruz. Ama kanserle yaşamak da zaten bir süre sonra onu kabul ediyorsunuz ve ona göre kontrollü yaşamaya başlıyorsunuz. Ama hayatımız şu anda eskisi gibi. Her şey normal bizim için. O kötü günleri bıraktık. Hatırladığımızda da böyle biraz daha duygulanıyoruz. Nereden nereye geldik? Yani umarım eğer bu sorunu yaşayan birileri varsa umarım onlar da bizim gibi bir umut bulurlar.